Konya Ilgın Gökçeyurt köyündeyiz. Burada yeni bir bahçede. Tekrar aşıdayız arkadaşlar. Şimdi öncelikle tozlayıcılarımızı atıyoruz. %5 tozlayıcı olacak. Tozlayıcılarımız Ronde ve Cisco. Bunlar Ronde. Şimdi niye Ronde atıyoruz? Olası ana gözleri soğuk vurduğu zaman ikinci gözleri kurtarsın, yani tozlasın diye. Çünkü ronde gece açtığı için ilk gözleri soğuk vursa bile ana gözleri, yandan çıkanları ronde tozluyor. Onun için biz de öncelikle ronde. Kalemlerimizi bir hazırlayalım. Anaçlarımız 20-25 gün önce kesildi. Hazırlandı. Biz de tekrardan bir daha kesim yaptık. Birazdan da bismillah deyip aşısını yapacağız. Bugün 13 Mayıs 2022. Şimdi bu zamanda aşı olur mu diyen arkadaşlarımız da var. Haklılar mı? Haklılar. Önemli olan kalemlerimizi iyi saklayabilmek, muhafaza edebilmekte. Kalemler uyanmaktan sonra Haziran'a kadar gönül rahatlığıyla aşınızı yapabilirsiniz. Yeter ki kalemleri iyi saklayın. Kalemleri biz nerede saklıyoruz? Toprağın 1 metre altında. 1 metre altında saklıyoruz arkadaşlar. Orada hiç aynı ilk dalından kesildiği gibi uyur vaziyette kalıyor. Şöyle koyalım. Motorlu testereyle kestiğimiz yeri böyle bir perdahlayalım önce. Şöyle bismillahirrahmanirrahim deyip bir başlayalım bakayım kalemlerimiz takmaya. Of. Kabuklar da arkadaşlar 10 numara 5 yıldız. Mis gibi. Aha, bize sürpriz çıktı oradan. Çivi bile. Yok, çivi değil abi. Şeyin. Şöyle bunu buradan alıyoruz. Bu da çıktı. Kalemimiz oturdu. Bunu asılsanız çıkmaz daha buradan. Şimdi buna 6 tane kalem takılacak. Bir tanesini karşısına takalım böyle tam. Şimdi belki aklınıza şu gelebilir. Siz gelmeden ben söyleyeyim. Ya niye 6 tane kalem takıyoruz? 2 tane kalem yetmez mi? Diyebilirsiniz. Haklısınız da, çünkü bugün buna 2 tane kalem takarsak, şimdi takınca bir gösterelim. Daha önce de başımıza geldi. Görüldüğü gibi burayı komple kapatmaz arkadaşlar. Bu ağaçlar büyük. Eğer burayı kapatmazsa bu sefer ne olacak? Ağacı kaybedeceğiz. Bizim derdimiz ağacı yaşatmak, kaybetmek değil. Bir tane de buraya takalım.
eğer bunları böyle takarsanız kallus dolana dolana çabuk kapatıyor. Kallus kapatınca da ağacımız oradaki yarayı öyle söyleyeyim kavuşup gidiyor. Burayı ayrı böyle yuvarlak simit gibi kapatacak. Tarafta bir göstersene tam. Kalemin oturuşunu. Dibine tam. Alabiliyor musun? Öyle. Bakın arkadaşlar ıskarpiye ile kazıdığımız için kalem tam. Anaca sıfır. Oturuyor. Böyle. Eğer orayı ıskarpiye ile kazımazsanız alt oval olduğu için tam oturmuyor kalem. Yani ıskarpiye ile almamızın amacı o. Kalemimiz tam otursun diye ıskarpiyeyi alıyoruz. Böyle oturdu. Bir tane daha kalem takacağız. Şu kalem gevşek olarak değiştireceğiz. Kaple yağmadı. Ne yapıyoruz? Kamayla şöyle çekiveriyoruz. Yürüdüğü gibi şimdi şu kalem tam oturmamış arkadaşlar. Hemen bu kalemin yerine bir tane kalın kalem yapacağız. Hemen şuradan bir tane kalınından yapalım. Çünkü kalemlerin sağlam oturması lazım. Bir de bu tarafından. Ölçüyü bir milim fazla alırsanız kalem gevşek kalıyor arkadaşlar. Niye ki ne olmuş o kalemleri? Olay bu arkadaşlar. Burada eğer kalemi serbest bırakırsanız yani boş olur da sallanırsa o aşılar tutmaz. Onun için kalemi sallanmamasına dikkat edeceğiz. Yani bir tanesi oluversin derseniz boşuna şey yapmış olursun.
Poşetimiz de tam aşıya göre denk geldi. Şimdi bu durumlarda poşeti sarmasanız bile hiçbir şey olmaz. Düşmez aşağıya, sarkmaz. Kalemlerin altını kapattık mı burada? Olay tamam. Poşetimiz kapattı. Tamam. Kürer bir alıvereyim mi? Toprağımızı bile dolduracağız. Burada önemli olan gevşek toprak olması. Toprağınız gevşek olursa yarın öbür gün gözler çıkarken çok rahat ve kolay çıkar. Macunumuzu sürelim. Evet, macunumuzun üzerine bir şey mi yok şimdi? Yaptıydım da kaybettim. Dur. Macunumuzu böyle sürüyoruz. Macun niye sürüyoruz arkadaşlar? Kalemin nemini muhafaza etsin. Sıcaktan soğuktan etkilenmesin. Yani macun şeyi bu. Başka bir esprisi yok. Bundan sonra bahçe sahibi ne yapması gerekecek onu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Biz buralara çentik attık. Bakın burada, bu tarafı bir göster. Buradaki çentikten ağlama yapıyor. Burayı 2 güne 3 güne bir temizleyecek. Eğer temizlemezse burası köpük yapar. Bu bir. İkincisi, burada çıkan yoz sürgünleri, yani pis sürgünleri koparacak. Bu iki. Sonra da gövdeden çıkan yine yoz sürgünleri çıkacak. Onları temizleyecek. Gövdesinde buraya kadar su bazlı plastik tavan boyasıyla boyayacak. Başka bir şey yok yapacağı. Hepsi bu. Daha sonra da 2 tane kaleme 1 tane herek gelecek şekilde. Bunda kaç kalem var? 3, 6, 3 tane herek takılacak. Ona bağlaya bağlaya gidecek. Herkese kolay gelsin.